Merhaba sayın izleyiciler. Bir Teknik Etler Konuşuyor programıyla tekrar birlikteyiz. Ufukcuğum hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim Feridun Hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün birlikte bir şeye katıldık. Bilgilendirme evet. toplantısına. Kırıkkale Teknopark bugün bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Hem Teknopark süreçleri hem de firmaların 2022 yılında faydalandıkları muafiyetlerden ayırmaları gereken tutar konusunda onları bilgilendirdik. İlgi nasıldı sence? Firmalarda bir şey oluştu mu? Farkındalık oluştu mu? Öncelikle Kırıkkale Üniversitesi Teknopark yönetimine çok teşekkür ederiz. Katılım da gayet iyiydi. Online bir toplantı gerçekleştirdik. Buna rağmen katılım oldukça iyiydi. Burada tabii Teknokent proje portal süreçlerini iyice bir aktarmış olduk. Orada bir kafa karışıklığı vardı. Çünkü muafiyet raporlarında ilerleme bilgilerini sağlıklı işlememiz gerekiyor. Devam eden projelerde, biten projelerde makine teçhizat alımları, sigorta indirimleri, destekleri, gelir vergisi destekleri gibi birçok ilerleme kalemlerini tek tek aslında burada anlattık. Onun dışında bu %2 mevzuya değindik. Halihazırda şu anda yine %2 mevzuatı devam ediyor. Onunla ilgili bazı kafa karışıklıkları vardı. Onları biraz paylaştık. Ama güzel oldu, sağlıklı oldu. Firmaların bilinçli olmalarına, hani bilinçli hareket etmelerine fayda sağladıysak ne mutlu bize. Şey soracağım, burada bu %2 mevzuunda firmalar şey diye düşünüyorlar. Ya gideyim borsaya kote bir fondan fon alayım, girişim risk sermayesinden. 3 ay sonra satayım, parayı alayım, tekrar cebime koyayım. Bu mümkün mü? Şöyle, bu girişim sermayesi yatırım fonu, yatırım fonlarından oluşan bir fon şirketleri aracılığıyla kurulmuşlar. Buradaki şirketler halka açık olmayan şirketler aslında. Daha doğrusu Teknokent'te faaliyet gösteren firmalara benziyorlar. Yaptıkları sektör itibariyle de işte güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları, bilgi teknolojileri, yazılım, bilişim gibi sektörlerde faaliyet gösteriyorlar. Buradaki asıl amaç şu, bu fonların bir süresi var. Bir 10 yıllık bir süresi var. Tabii biz kaçıncı yılda girdiğimiz de önemli. 8 yılı yatırım süresi, 2 yılda tasfiye süresi. Bunlara yatırım yapılmasını istiyor ki ekosistemin canlı ve dinamik tutulması adına. Burada mesela COSGAP'in de icraatları var, faaliyetleri var. Geçen mesela Bilkent Cyberpark'ta bir etkinlik düzenlenmişti, ona da katılmıştık. Orada dinlediğimde şunu kaydettim. Haziran ayına kadar, işte özellikle Ocak ayından itibaren Haziran ayına kadar başvuruları talep topluyorlar. Haziran ayında sisteme entegre ediyorlar. Yine Haziran'dan sonra talep topluyorlar başvurulara göre. Aralık ayında fona katılımcı olmalarını sağlıyorlar. Orada da bir fon süresi var. Katılım, yani fonda bulunma süresi var. O da yaklaşık 10 yıl. 8 yıllık yatırım, 2 yılı tasfiye. Bunun dışında orada da nitelikli yatırımcı kavramı var. Mudilik kavramı var. Nedir bu? Tüm banka mevduatlarında 1 milyon TL ve üzeri varlığın olması gerekiyor. Onun dışında orada bir asgari limit tanımlanmamış ya da azami bir tavan limit tanımlanmamış. Yani 1 milyon üzerinden hep örnek veririz ya. 20 bin lirada, 30 bin lirada, 40 bin lirada olsa yatırılabiliyor. Onunla ilgili TEFAS sisteminden işte bu Türkiye Elektronik Fon Transfer Sistemi aracılığıyla kamu bankalarından da alınabileceğini söylenmişti ama hani ben onunla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Hatta kodunu da vermişti. Şimdi yanlış yönlendirme olmaması adına onu söylemeyeceğim. Onu da takip ediyoruz açıkçası. Onunla ilgili de daha böyle olumlu, gerçekleşmiş projeler, şeyler ortaya çıkarsa, bilgi akışları, veriler ortaya çıkarsa onları da zaten bu platform aracılığıyla tüm izleyenlerimize duyuracağız. Hı hı. Bu süreç son sürat devam ediyor. Ya aslında önümüzde 3 ayımız var ama 4 ayımız var belki. Ama günler çok çabuk hızlı geçtiği için Ekim'e belki Kasım'a bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu ara bugün şeyi fark ettim ben de sunum yaparken. Portali çok verimli bir şekilde kullanmıyoruz. Teknoparklarda yer alan portalleri. Özellikle biliyorsun orada görevler var. Her ay düzenli olarak yapmamız gereken. Ama görevlerde çok eksik var. Proje dışı gelir, proje dışı gider konusunda bir kafa karışıklığı var. Bütün bu bilgiler bugün elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Bir de TÜBİTAK
Sanayi Bakanlığı aracılığıyla bütçeleri arttırdı. O konuda ne diyorsun? %100 arttı neredeyse. En düşük bütçeli proje 1507'dir. 2 milyon 400'ü geçti. Neredeyse 2,5 milyona yaklaştı. Hı hı. Ya TÜBİTAK'ın bu projeleri ne kadar desteklediği aşikar zaten. Zaten son birkaç yıldır enflasyonist bir ortamda yaşadığımızdan dolayı o destekler de biraz aşağıda kalmıştı artık. Yeni dönemi itibariyle. Hı hı. Dolayısıyla onların da artması hem beklentiyi de aynı zamanda beklentüsü de gerçekleşmiş oldu. Öyle ki %100'e kadar artmış oldu. Güzel bir gelişme. Yani devletimizin, hükümetimizin bu konuda ne kadar çok kaynak ayırdığını, ne kadar çok önemsediğini gösteriyor bize. Bunlar için de teşekkür ederiz tabii. Evet, muhakkak izleyenler arasında başvuru yapmayı düşünen firmalarımız vardır. Herhangi bir proje firmasıyla hangisiyle çalışıyor olursanız olun, eğer bu proje olmuş mu, projeyi bir de siz okuyun, bir değerlendirin, son durumu nedir demek isteyen olursa memnuniyetle değerlendiriyor olabiliriz. Yine proje tarafında mali müşavir hizmetleri var, mali hesaplamalar var. O konuda bizden destek alıyor olabilirler tabii diye düşünüyorum, değil mi? Tabii. Çünkü oradaki süreç bambaşka. Hı hı. Mali müşavirlik süreci, hesaplamalar, personel maaş hesaplamaları, KDV hesaplamaları gibi. Bugün mesela Kırıkkale Teknopark firmalarına sunum yaparken şunu da dikkat ettim. Çünkü firmalardan geri dönüşler de oluyor o şekilde zaten. Kendileri mesela projelerini yazmışlar, yönetimlere sunmuşlar. Onunla ilgili olarak da yazılım projesi varsa mesela işte modül 1, faz 1, faz 2 gibi projelerini gerçekleştirdikçe satış yapabiliyorlar. Herhangi bir yasal engel yok. Özelgeyle de açıktır zaten. Proje devam ederken satış yapılabilir. Kaldı ki proje devam ederken yapılan satışlar artık seri üretimi de konusuna girdiğinden dolayı %100 muafiyetten faydalanma konusu bir soru işaretidir orada. Bunun dışında da fatura kesiyoruz. Muafiyetten faydalanıyoruz proje devam ederken. STB kodunu yazıyoruz ama ilerleme raporuna onu yazmıyoruz. Bunu firmalardan gördüm. İlerleme raporuyla, aylık ilerleme raporuyla kesilen fatura tutarları arasında bir uyum olmak zorunda. Bir senkronizasyon olmak zorunda ki muafiyet raporu Sanayi Bakanlığı'na ulaşıyor. Faturalar Maliye Bakanlığı 7 dersin huzuruna gidiyor. Ve sonuçta bunlar eşleştiriliyor. Kontrol ediliyor. Denetim mekanizması böyle çalışıyor. Orada mesela bir uyumsuzluk gördüm. Çünkü projeyi yazanlar, projeyi yönetenler, işte proje bilgilerini girenlerin yazdığı ifadelerle faturalar, hani muhasebenin üretmiş olduğu ya da mali müşavirlerinin kesmiş olduğu faturalar arasında uyumsuzluk var. Hani bunu kendi ifadelerinden öğrendim. Bunun önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Aynı dili yakalamak gerekiyor. Aynı frekansta işlem yapmak gerekiyor. Öncelikle proje bilgileri yazılırken o ayın işte neyini kestik biz, faturasını kestik mi? Hangi fazdayız, hangi modüldeyiz, neyi geliştirdik, neyi iyileştirdik, bununla ilgili projemizde, toplam projemizde bununla ilgili bir veri var mıydı? Projemiz devam ederken satış yapılacağının öngörüsü projemizde yazılıyor muydu? Yazıldıysa eğer, ilgili ayda onunla ilgili bir ürün bilgisine ifade yazıldı mı, açıklama yazıldı mı gibi bilgiler girilmeli. Aksi takdirde işte eleştiriler olabiliyor, geri dönüşler olabiliyor ilgili kurumlardan, yönetici şirketler başta olmak üzere. Bunun önüne geçmek için dediğim gibi yani projeyle mali işler tarafı eş güdümlü uyumlu çalışmak zorunda. Kesinlikle katılıyorum. Firmalarımız genelde, bugün de bahsettim, muafiyet tarafında 5746 ile ilgili bölümü dolduruyorlar. Onu da nasıl dolduruyorlar? Şöyle, SGK tahakkuk fişi mali müşavirci çıkartılıyor, şirkete ulaştırılıyor. SGK tahakkuk fişindeki veriler 5746'ya giriyor ama bunun yanında bir de 4691 var. Mali müşavir aynı zamanda gelir vergisi şeyinde avantajında şeye bildiriyor, muafiyetinde şirkete bildiriyor ama o taraf pek yüklenmiyor. Günün sonunda ne oluyor? Takip eden yılın Mayıs ayında faaliyet raporuyla mali müşavirin oluşturmuş olduğu kurumlar beyanı birbirini tutmuyor. Tutmayınca tamamlamak zorundasın ama yapamıyorsun. Bu da Teknokent'ten gönderilme safhasına kadar gidebiliyor. Bu konulara dikkat ediyor olmak gerekiyor. Bir de artık şeye girdik. Teknoloji geliştirme bölgelere endeks sürecine girdik. Endeks çalışmaları başladı. İnşallah bu yılda hak eden kazanır. Yani bunu oluşturmak için Teknokentler endeks raporlarını oluşturmak için yoğun bir çabaya girdiler. İşte, Eylül ayındayız. Eylül ayının başındayız. Evet. Çok yoğun bir ay olacak onlar için. Çok yoğun bir ay olacak. Hatta Teknokentler böyle
peyderpey şey yapıyorlar, firmalarını toplayıp bilgi, eksik bilgisi olan varsa, eksik verisi olan varsa onları tamamlamaya çalışıyorlar. İnşallah bu yılda hak eden kazanır. Gerçek verileri, doğru verileri sisteme giren, bunun için ekip oluşturmayıp firmalarıyla birebir çalışarak gerçek verilerini ortaya koyan teknokentler inşallah ipi göğüsler diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın, iyi günler.